Brawl Talk sonrası ilk sneak peek videosuyla karşınızdayım ve karşınızda özlemle beklediğim o menü müziği. Niye birçoğunuz sevmiyorsunuz kardeşim bilmiyorum ama ben bu menü müziğine bayılıyorum. Bugün anlatılacak çok şey var. Dengeleme değişiklikleri, diğer değişiklikler, oyunda bir karakterimizle ilgili bir değişiklik var. Hatta iki karakterimizle alakalı bir değişiklik var. Birisi belki hoşunuza gidebilir. Klasik Brawl etkinliği, savaşçı reworkleri, sosyal iyileştirmeler, yeni hiperçarjlar, yeni oyun modları, yeni Brawl Stars, Brawl Pass, unuttum ne diyeceğimi, birçok şey var. İşte karşınızda Sneak Peek videosu. Tabii ki ben Sneak Peek'i geçerken sizler de bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hala abone olmayan izleyicilerden çok fazla izleyenler var. Bir abone olacağım, bir like atacağım. Hepsi bu kadar. Başka bir şey yok. Ve şunu söyleyeyim. Ben bu videoyu izlerken artık Supercell'le alakalı yeni bir şeyler mi var bilmiyorum ama şu an fiyatları göremiyorum arkadaşlar. Kostümleri görüyorum ama fiyatları göremiyorum. O yüzden kostümleri göstereceğim. Fakat fiyatlar konusunda veya bir şey demeyeceğim. Ama anlatılacak çok şey var. Mega kutumuz var. Mega kutu açacağız. Ama bu mega kutu falan çok değişik bir mega kutu arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bakalım. Mega kutu açılımı da yapacağız ama eskisi gibi öyle 7, 8, 9, 10 falan yazmıyor. Kaç yazdı biliyor musunuz? Ben de hatırlamıyorum ama bayağı fazla yazdı yani. Aslında bakarsanız kostümlere çok odaklanmamamın sebebi arkadaşlar sizlerden gelen geri dönüşümler. Ve bu yüzden ben de daha çok yeni oyun modları, yeniliklere dayanarak, bak zaten mega kutu da gelmiş oraya, 12 tane falan biriktirebiliriz. Peki ben bu mega kutuları nasıl alacağım? Şuraya geliyorum. Bu ne abi? Trumpet, ayna, bunları deneyeceğiz. Yani kostümlerdense şunları bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere bakın burada gördünüz mü? Yıldız jetonu var. Eskiden eskiler bile eğmenciyim, vay kardeşim benim. Yani direkt Sneak Peek'te abone olmuş Johnson. Evet, şimdi mesela buradan girip bu maçı kazanırsam direkt olarak buradan bana jeton gelecek arkadaşlar. Yani bunların hepsini ben deneyeceğim. Zaten sizler de biriktirebilirsiniz. Peki bu mega kutulardan neler çıkıyor hiç merak ettiniz mi? Önce güncellememizin ana durumu olan mega kutulara bakmadan alt tarafta böyle bir özel indirim bir yanıp çıkıyor değil mi? O nedir? Arkadaşlar bu Supercell'in henüz net olmayan ama yeni denediği, hiç Brawl Pass alamayan arkadaşlarımız için yaptığı bir şey. Özel indirimli şekilde, fiyatı nedir? Henüz bize bir bilgi gelmedi ama sizler de alabilirsiniz. 29. sezonumuzun ismi Boya Savaşı. Tabii ki bu bir sonraki sezon değil, ondan sonraki sezonla alakalı. Sandy'nin bu kostümünü de ekranlarda görüyorsunuz. Ben bu Brawl Pass sezonumuzu da size şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bir önceki sezon görünmüyor. Yani bu artık bu güncellemeye, bu Sneak Peek'e özel midir nedir bilmiyorum ama bir öncekini şu an göremiyorum. Ve barbar ünvanını alabileceğimiz, Sandy'nin kostümünün renk varyasyonlarını alabileceğimiz bir durum. Şimdi bir de burada gördüğünüz gibi görevlerimiz var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki tekrar oyuna ve takımla oyuna görevleri yoktu arkadaşlar. Bunlar geri geldi. Bunları da tekrardan söyleyeyim. Şöyle bir dakika, Boya Savaşı sezonunda alacağımız spreyleri falan da gördüyseniz eğer, şöyle bir mega kutudan başlayalım arkadaşlar. Mega kutuda, bu arada burada ne varmış, tamam. Bakalım mega kutulardan neler çıkıyormuş, sizlerle beraber görelim. Bu arada mega kutulardan çıkma olasılığı olan şeyler var. Yani ben burada açacağım ama bu bana çıkacağı gibi, ben Supercell'in test hesabında olduğum için bana çıkacağı gibi az ödüller çıkmayabilir size. Size daha kaliteli ödüller çıkabilir. Ama bana ne çıkacak? Şimdi en azından bir spoiler alalım değil mi? Evet, şu anki arka plan müziğimiz Tanrılar Canavarlara Karşı sezonu muydu? Neydi? Öyle bir sezon vardı ya, onunla alakalı. Şimdi mega kutularımızı açıyoruz. Bakalım kaç yazacak? 4 yazdı. Yani bu değişebiliyor tabii ki. Abi elmas çıkıyor, mücevher çıkıyor ve gördüğünüz üzere. Ya tabii ki bunlar değişecek arkadaşlar. Size farklı da gelebilir. Ben bir tane daha açıyorum şöyle. Yine 4 yazdı. Abi dün denemelik bir açayım dedim. Kaç yazdı biliyor musunuz? Birazdan görürsünüz. Muhtemelen yine denk gelecektir. Oo, 101 elmas mı? O ne oğlum? 101 elmas çıkabilir mi buradan? Şaka yapıyorsun. Oğlum 101 elmas çıkacaksa efsane olur bu. Ya dediğim gibi bunlar yine azdır yani, Supercell test hesabı olduğu için. Size daha fazla çıkabilir. Oğlum bu etkinlik mükemmelmiş lan. Harbiden mükemmelmiş. 101 elmas ne? Şöyle devam. 2 yazdı. 5 el... Abi 101 elmas verdi az önce. Oğlum, altın yerine yanlışlıkla elmas mı yazdın? Ne yaptın sen? 4 yazdı. Sıkıntı yok hocam. Devam. Devam. Sıkıntı yok. Şöyle bir daha. Ne yazacağım? Başka ne yazacağım? 4. 3. Bakalım elmas ne verecek? Elmas. 4 elmas. Oğlum daha demin 101 elmas ver. Ben mi yanlış gördüm lan? 101 elmas nedir yani? Ha, eskiden olsaydı Brawl Pass alırdık yani, üstüne biraz daha koyup. Devam. 4 yazdı.
Ama bana düş şansa. Buradan bir de biliyorsunuz ki Rico'nun yeni hiper şarj kostümü çıkıyor arkadaşlar. Evet, ben de onu çıkartmaya çalışıyorum aslında şu an. Şöyle devam ediyorum. Aslında size onu göstermeye çalışıyorum şu an bu sneak peek'le beraber. Devam ediyorum. 3. Yani hocam eskilerden 7'ler 11'ler falan, yani böyle yanıp sönmeler falan vardı ya. İşte yanıp sönmeler hala var aslında. Ama böyle güzel bir şey çıkacağı zaman o yanıp sönmeler. Çünkü bir de benim hesabım max arkadaşlar. Karakterlerim full yani. O yüzden yanıp sönme durumu yok. Aksesuar çıkamaz, şey çıkamaz. Ancak Rico'nun kostümü geldiği zaman böyle bir yanıp söner falan. Bir kostüm mostüm çıkıyor mu onu da çok bilmiyorum ama yine 4 yazdı. Devam abicim şöyle. Bir daha ver şuradan. 4 elma, 4'e 4 elmas ver. Oğlum daha demin 101 elmas. Nasıl bir bütün şansımı mı kullandım Bethesda hesabında? Herhalde öyle bir şey oldu arkadaşlar. Yeni oyun modlarını deneyeceğiz. Dediğim gibi kostümlere çok fazla odaklanmayacağım. Bu sizlerden gelen geri dönüş üzerine oyunun her şeyini size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle devam. Yine 3 yazdı. Oğlum dünkü yazdığın sayı neredesin sen? Neredesin? Yine 4 yazdı. Olmaz hocam. Böyle olur mu yani? Yapma gözünü seveyim. Evet 3. Yine olmadı. Devam devam. Bu arada arka planımız önümüzdeki sezonun arka planında. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere değişik bir arka planımız var. Tabii ki mega kutulara devam. Evet şu an az savaşçımın olduğu hesabımda mega kutu açılımı yapıyorum. 6 yazdı. Güzel. 6'ya eski oyuncu simgelerini falan verdi. Bence gayet iyi. Böyle bizim aslında burada almamız gereken şey elmaslarla beraber. Bir de bu Rico'nun yeni kostümü var ya arkadaşlar. Oo tamam, Artie'nin Artie'yi verdi. Oo güzel bir savaşçı. Sıradaki mega 8 yazdı. 8 3'te ver. 8 ne ver? Lan 8 yazdı, hiçbir şey vermedi. Hep profil simgesi, rozet bir şeyler verdi yani. Devam hocam. 4 yazdım, yine olmadı. Buradan ne yazacağını, devam. 4. Ama eskisi gibi de şey değil yani. Eli bol yani Supercell'in bu mega kutularda arkadaşlar. Bence o konuda bir 4 oldu. 4 yazdı. Şöyle hızlıca devam. Evet şu an bizim istediğimiz Rico kostümünü verdi ama bu değil. Bizim diğer istediğimiz kostüm var. Onu vermesini istiyoruz biz. Devam ediyoruz. Hadi bunun şansını da versin arkadaşlar şöyle hızlıca. Ben böyle kutu açılımı videolar isterseniz güncellemeye kadar. Güncellemeden sonra, gerçi güncellemeden sonra siz kendiniz açabilirsiniz ama sizlere bu şekilde videolar paylaşabilirim. Yine 4 ama bizim amacımız o Rico kostümü arkadaşlar. Tabii ki bu kutulardan sizler de alabileceksiniz. Dediğim gibi sizler daha kolay da alabilirsiniz. Ki buna rağmen ben çok kolay o kostümü, diğer kostümünü aldım. 3 yazdı, 2 yazdı, 1 yazdı, tamam. Oha bu nereden geldi? Aha bu kostüm işte. Nereden geldi bu? Nasıl aldım ben bunu? İşte bu kostüm. Nasıl aldım bilmiyorum ama sanıyorum elim... Abi bunlardan dolayı 13-14 falan yazıyor yani. Evet işte burada da gördüğünüz gibi yeni sosyal iyileştirmeler. Oyuncu ara butonunu buradan göreceksiniz. Daveti paylaş şeklinde daveti buradan paylaşabileceksiniz. Aynı zamanda takım kodu veya kare kodu tarayarak arkadaşlarınız çok kolayca sizin takımınıza gelecek. Paylaşabileceğim bir kod varsa da takım oluştur seçeneğinden buradan paylaşabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım başka ne özelliklerimiz varmış. Çok kısaca dengeleme değişikliklerinde hızlıca aktarmak istiyorum sizlere. Buff'larımız var. Brock, Lily, Janet, Maisie, Mandy ve Hank'e buff geliyor. Nerf'ler, Draco, Angelo, Charlie, Sandy, Rico, Kit ve Melody. Fakat burada Lily'de ilginç bir değişiklik var. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Onun dışında bir de burada gördüğünüz üzere Brock'un profil simgesinin değiştiğini görüyoruz arkadaşlar. Profil simgesi değişen karakterlerimizden birisi Brock. Ama Lily'de çok ilginç bir değişiklik var. Bu değişiklikte ne biliyor musunuz? Biliyorsunuz ki Lily'nin önceden tek mermi şansı vardı. Artık o değişti. Bakalım nasıl olmuş, deneme mağarasında görelim. Evet Lily ile deneme mağarasına girdik ve yükleme ekranımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet işte ekranlarda gördüğünüz gibi Lily artık tek mermili değil, iki mermili olacak şekilde seri seri vallahi takır takır kesecek artık Lily. Yani buff'ı da aslında buradan görünen bir buff arkadaşlar. Buradaki ultisinde herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ve şimdi hemen sizlere ben şey göstermek istiyorum. Neydi bu abi, değişikliklerden reworkleri göstermek istiyorum. Dengeleme değişikliklerini söyledik. Dengeleme değişikliklerini detaylı anlatacağım. Ayrıca biliyorsunuz ki kostümleri ben kısa video olarak bize fiyat bilgisi ve ne zaman gelecek bilgisi geldiğinde sizlere kısa video olarak paylaşacağım. Zaten eğer Onur abi de varsa Onur abinin kanalından da bunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Onun dışında evet 2 tane rework'ümüz var. Hatta 3 tane rework'ümüz var. Bu rework'ler Frank, Mac ve Chester. Frank'le başlayalım. Şu an Frank'le deneme mağarasına girdim. İşte gördüğünüz üzere Frank'in hiper şarjını da görüyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi önce hiper şarjını da göstereyim size. Artık Frank böyle rastgele vurduğu an
buradaki alanına giren herkese sersemletiyor. Ve şimdi bakın Frank böyle böyle yavaş yavaş vuruyordu ya. Şimdi bakın sağlığını yavaş yavaş kaybettikten sonra Frank'in vuruş hızı da bu şekilde hızı, yani ne kadar sağlık kaybederse o kadar azalıyor. Ama dur Frank, öldürme onu, şöyle yapalım. İyice bir azalsın abicim sağlığı. İyice bir azalsın. Yani bu Frank aslında biraz daha oynanılabilir hale getirecek diye düşünüyorum ben. Şahsen Frank'le hiç oynamayan birisi olarak daha hızlı. Bakın gördüğünüz gibi daha seri seri takır takır bu şekilde vurmaya başlıyor. Yani çok hızlı bir şekilde seri seri rakibini alt edebilir. Diğer rework'ümüz ise Meg'e geldi. Efsanevi karakterlerimizden Meg'in rework'üne bakalım. Arkadaşlar Meg'e gelen rework ise Meg artık mekasındayken daha fazla mermi atıyor. Yani şu şekilde görebilirsiniz. Abi çok iyi olmuş. Yani bu bence daha iyi oynanılabilir hale getirmiş ki ben bu mutasyonlarla beraber bu Meg'in bu durumunun çok fazla ön planda olduğunu düşünüyorum. Sıradaki rework'ümüz ise Chester'a geldi arkadaşlar. Bir de Chester'ı görelim. Evet, Chester'daki değişiklik ise yıldız gücüyle alakalı. Yıldız gücü değişti arkadaşlar. Artık Chester ilk Çıngır'a, yani burada gördüğünüz üzere %200 hasar veriyor arkadaşlar. Bu da Chester'a gelen bir rework. Hiper şarjlarımız ise Barley'e gelen bir hiper şarj. Barley etki alanındaki çalıları da yok eden 3 büyük şişe fırlatıyor arkadaşlar. Hemen Barley'nin hiper şarjını şu şekilde sizlerle beraber bir deneme mağarasında görelim. Daha sonra Piper, Frank, Ems, Angelo, Gale ve Rico'nun da buradaki hiper şarjlarına bakacağız. Evet, şöyle hiper şarjı bastım abicim ve şuraya doğru attım ve gördüğünüz üzere oradaki çalıları da yok eden değişik bir hiper şarjı var. Artık kullanışlıdır değildir, bu tamamen size kalmış. Şimdi Piper'a bakalım. Sıradaki hiper şarjımız ise Piper'a gelecek olan hiper şarj. Piper daha yüksek hızda kaçar ve ardından daha fazla bomba bırakır. İndiği yerdeki engelleri de yok eder. Şimdi Piper'ın hiper şarjını sizlerle beraber deneme mağarasında görelim bakalım. Piper'ın hiper şarjı nasılmış? Evet, Piper'ın hiper şarjı nasılmış abicim? Hemen şöyle bir bakalım. Hiper şarjına bastım. Şöyle uzaklaştık. Ve indiği yerde de gördüğünüz üzere arkadaşlar indiği yerdeki duvarları da patlatmış olduğu sıradaki hiper şarjımız ise Frank. Frank zaten gördük, direkt Ems'e geçelim. Ems'in hiper şarjı ise Ems süper özelliğini etkinleştirdiğinde düşmanlar etki alanının dışına iter ve bir doz sprey saldırısı yapar arkadaşlar. Böyle hemen buradaki hiper şarjımızı da alalım ve direkt olarak sizlerle Ems'in hiper şarjını bir de deneme mağarasında görelim ve işte yükleme ekranlarımızdan birisini daha görüyorsunuz ekranlarda. Böyle hemen ileriye doğru bir gidelim. Hiper şarjımız zaten hazır. Şu şekilde acaba nasıl olacak? Bastım abi şuradan hiper şarja ve gördüğünüz üzere direkt ittirdi ve sprey saldırısı da yaptı. Ems de bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Sıradaki hiper şarjımız Angelo. Hiper şarj sırasında Angelo'nun süperi kendisini takip eder. Peki nasıl takip eder hocam? Bir de biz bunu görelim nasıl takip ettiğini. Hemen şöyle deneme mağarasında Angelo ile beraber bir girelim. Nasıl takip edecekmiş? Ben de ilk defa göreceğim. Vallahi nasıl takip edecek harbiden bu bizi ya. Direkt şuradan hiperimize bastık. Ha böyle takip ediyor. Tamam. İyiymiş abi bu. Oo, hiper şarj zamanında iyiymiş la bu. Tamam, Angelo'nunki de güzel abi. Bayağı iyiymiş bu. Sıradaki ise merak ettiğimiz Gale var arkadaşlar. Gale'ın hiper şarjı ise süper saldırısından daha geniş bir açıyla iki atış yapar ve düşmanları daha da geriye püskürtür. Hadi bir de Gale'ın hiper şarjını oyunda deneme mağarasında bir görelim. Nasıl olacakmış, nasılmış, hep birlikte izleyelim bakalım. Bu arada yeni diğer yükleme ekranlarımız da çok iyiymiş arkadaşlar. Böyle bir bakalım abicim. Buradan direkt şöyle oy ardı ardı gönderiyor. Abi Gale zaten güçlüydü hocam. Buna gerek var mıydı? Bence çok gerek yoktu. Sıradaki Rico'yu deneyelim. Rico'nun hiper şarjı. Rico süper saldırısında attığı mermiler daha da uzağa seker. Yani bunlar sanki biraz mutasyon süpersel ekibine bir şey vermiş gibi arkadaşlar. Bir fikir vermiş gibi. Yani mutasyonda da çok kullanılan karakterlerden birisiydi biliyorsunuz ki. Ben aslında yeni kostümleri de deneyebilirdim ama şöyle bir bakalım. Böyle normali şöyle mi yapıyor? Ha, bunlar daha uzağa gidiyormuş. Tamam, bir de bunun yeni kostümüne bakalım mı arkadaşlar? Şöyle bir de Hükümdar Rico'ya bir bakalım. Hükümdar Rico nasıl olacak arkadaşlar? Bir de Hükümdar Rico'yu görelim. Normali böyle. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Hiper şarj kostümü ya. Normali böyle ateş ediyor. Tamam, süperi
süperi de böyle ateş ediyor ama biz şu an direkt hiper şarjlı olarak bakalım. Bu kostümler için ekstra ben... Ooo hocam baya baya farklı bir şekle geldi bu. Oğlum çok değişik olmuş harbiden Rico. Ben bunlar için ekstra başka bir video ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdi sırada yeni oyun modlarına bir bakalım sizlerle beraber. Yeni oyun modları ve klasik brawl etkinliği. Peki klasik brawl etkinliği nasıl olacak arkadaşlar? Klasik brawl etkinliği 12 Temmuz'da başlayacak. 31 Temmuz'da sona erecek. Brawl Stars 2019'a götüren bir etkinlik olacak. Mega kutuları almak için yıldız jetonları, yani eskiler çok iyi bilirler. Girdiğiniz zaman yıldız jeton alıyorsunuz, buraya biriktiriyorsunuz ya. 12 tane de bir size mega kutu veriyor. O şekilde olacak ve bunun dışında ise ekstra görevlerde de alınabilecek arkadaşlar. Ve mega kutulardan neler çıkabilir zaten az önce gördük. Ayrıca bu etkinlikte savaşçıların maksimum seviyesi 9 olacak. Çünkü 2019'da olduğumuzu düşünün. Hiper şarjlar ve gadgetlar yok. Aynı yine 2019'daki gibi. Sadece yıldız güçleri olacak. Peki bu etkinlikteki oyun modlarımız neler? Bir bakalım mı sizlerle? Hadi bir bakalım. Mesela yeni etkinliklerimizden birisi Arka Sokak var. Yani harita isimleri Boya Savaşı. Şöyle bir sizlerle birlikte Boya Savaşı'na bir girelim mi? Boya Savaşı'na girelim ama ben şuradan 11 seviye bir Jesse alayım mı abi? Yok 11 seviye... Dur şuradan Rico'yu alalım ya. Rico'yla bir girelim bakalım Boya Savaşı nasılmış. Boya Savaşı da gerçekten ilginç bir etkinlik. Bakın şu an yerler bu şekilde. Biz yeşil boyayız. Onlar kırmızı mı turuncu mu artık kahverengi mi neyse arkadaşlar. Giriyoruz. Şimdi bakın burada yukarıda durumlar var. Bu rakip öldükçe, bak rakipler öldükçe orası yeşil. O bizimki de öldü mesela. Bu da öldü. Hop sen de bir git hocam. Gittin sen de tamam. Şimdi bakın %51'e %58 öndeler. Bunlar boyayla beraber. Tamam ben bunu aldım. Ne oluyor abi böyle? Oğlum bu ne? Top mop var la bunlarda. Ben hiçbir şey anlamadım. Bu top ne alaka acaba? Evet değişik bir boya durumu var. Ha oraya mı götürmemiz gerekiyor? Bot oraya götürdü. Ha gol mü atacağız? Ne yapacağız abi? Vallahi hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Tamam bu da gitti. Gitti gitti gitti. Tamam ben bunu bir alayım abi. İlk defa oynuyorum bu arada arkadaşlar ben de. Ha burayı tamamen boyamamız gerekiyor. Lan bununla boyayacağız her yeri. Tamam ben buraları bayağı bir boyayayım hocam şöyle. Oğlum resim yapacağız da bildiğin. Bayağı iyiymiş bu arkadaşlar. Şöyle harbiden her yeri boyayacağız böyle. Ben yavaş yavaş bir boyayayım. Bak 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 geldiler. 82, 83, 84. La yapmayın yapmayın. Hop sen de git. Git 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 git. Git. Abi yapma be. %90'a kadar getirdim. Haritayı boyayacakmışız. Lan böyle böyle resim yapacağız ya. Vallahi ben 2019'a döndük ama ben de böyle ilkokul yıllarıma döndüm gibi bir şey oldu. Şimdi 92. Onlar %46 da. Onların boyası, boya topu da bu mu? Ha yok. Hocam ben burayı boyarım. Bak. Hakikaten boyarım. Benim hiper şarjımı da kullandırmayın bana. Ben şuraları bir boyayayım. Vallahi çok eğlenceliymiş bu arada. Tamam şuraları bir boyayalım abi. Lan orada bir tane yer kaldı. Ben de oraya takarım biliyor musun? Vallahi takarım. Hop. Ah be. Tüh. %92 onlar boyadıkça o da mı azalıyor? Ne oluyor? La onlar boyadıkça onların şeyi de azalıyormuş. Harbiden çok iyiymiş bu arada bu oyun modu. Bu da gitsin abi. Gitsin 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 gitsin. Tamam. Ben şöyle bir hiper şarj kullanayım da. Hop bir gidin. Ben de bir git bir daha git bir daha git. La oğlum bir hiç mi boya mı yapmadınız kardeşim ya? Aha vallahi boyadım. Şurayı da boyarsam bitti bu iş. Vallahi bitti. İşte bu. Her taraf bizim rengimiz oldu. Boya Savaşı. Böyle bir oyun modu bence çok eğlenceli bir oyun modu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak yazmayı unutmayın. Sıradaki oyun modumuza bakalım. Bu arada arkadaşlar şöyle baktığımız zaman aynı ve Trumpet yeni oyun modlarında hala bir hata var sanırım. Bakın klasik olarak gösterilen oyun modları bunlar. 2019'a gideceğimiz. Aynı modunda herkes aynı karakter oluyor arkadaşlar. Yani herkes Pam, herkes Poco, herkes yani rakip takımlar bile böyle. Trumpet modunda ise hangi karakterle girersen gir. Bir rakibi öldürdükten sonra diğeri karakterin otomatik olarak değişiyor. Sen hangi karakter olduğunu bilmiyorsun tabii. Yukarıda bir bar var, o bara göre değişiyor arkadaşlar. Sana sıradaki savaşçı hangisi gelirse onunla oynuyorsun. Dediğim gibi bu modlarda oyun karakterlerimiz max 9 seviye olacaklar. Evet arkadaşlar bugünkü sneak peek videomuz bu kadar. Kostümlere çok detaylı girmedim, hiç girmedim aslında. Kostümleri ayrı bir videoda sizlerle beraber paylaşacağım. Aynı zamanda kısa videoları takip etmeyi unutmayın. Kısa videolarda kostümlerin değerleri, ne zaman gelecekleri, bize bilgi geldiği an sizlerle beraber olacak. Belki şu an bilgi gelmiştir ama ben bu videoyu çektiğim sırada çünkü kostümlerle alakalı hiçbir bilgi yoktu. Fiyatlarla alakalı bir bilgi yoktu. Umarım yakın zamanda gelir ve ben de en kısa sürede sizlerle paylaşırım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.